Hocam biz mi çözüyoruz? Evet arkadaşlar, sorun çözümümüze devam ediyoruz. LGS böyle sorar. Neden Hocam bir tık daha büyütebilir misiniz? soruyu biraz daha. Bakın soruyu önce iyi anlayalım. Bir okulun duvarının yarısını 5A sınıf öğrencileri. Bu bize neyi hatırlattı? Cevizlerinin yarısı, fındıklarının yarısı. Diğer yarısını 5B sınıfı öğrencileri boyamıştır. Bu duvarların boyanmasında kullanılacak 5A sınıfının boyasını öğretmenleri Rasim Bey, 5B sınıfını Güzide Hanım almıştır. Sorunun önemli noktası burası değil tabii ki. Burası hikaye. Aşağıdaki tabloda sınıfların duvarda 10 metre uzunluğunda bir bölgeyi boyadığında kullandığı boya miktarları ve bu boyaların litre fiyatları verilmiş. Yani 5A sınıfı 10 metre uzunluk için ne kadar boya kullanıyor? 9 litre. 5B sınıfı ise 12 litre. Bunun boyası 30 liralık, bununki 45 liralık. Okulun boyanan duvarının uzunluğu 150 metreden fazladır. Her sınıfın kullandığı boya miktarı litre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre duvarın boyama maliyeti en az kaç liradır? Bakalım kim yapacak bu soruyu? Evet, zor bir sorudur kendileri. Her sınıfın boyadığı boya miktarı litre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre duvarın boyama maliyeti en az kaç liradır? Yarı yarıya boyayacaklar. Duvarın yarısını boyuyorlar. Dikkat. Bu soru bir EBOB sorusu mu, EKOK sorusu mu? Ekok. 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 Buyurun o zaman. Evet, bakalım kim yapacak? 10 metre boyadıklarında 9 litre kullanıyorlar ve boyanın litresi 30 lira. Diğer sınıf 10 metre boyarsa 12 litre kullanıyor. Biraz bol kullanıyorlar. Boyaları da pahalı, ha, 45 lira. Hadi bakalım. Kendimi bazen Muhammed'in şöyle hissediyorum. Hani şey var ya Koray, overlockçu ayağınıza geldi. 5 dakikada yapılır, 2 dakikada teslim edilir. Düşünsene üveys. Hoca evine geliyor ya, direkt ayağında hoca var. Direkt. Matematik soruları ayağınıza geldi. Evet, daha hadi soruyu çöz, görelim bakalım ayağımıza mı gelmiş. Koray, haydi. Bakalım kimler buluyor. Haydi Afra. Mercan ve Mustafa gönderdi. Muhammed Emin farklı bir şey gönderdi. Hocam chat herkese açık. Kapatalım. Nokta nerede? Kim söyleyecek? Efendim hocam? Bu soru Hocam noktası biraz nerede? daha bekler misiniz? Hocam Hocam ekok mu? 150 metreden fazladır diyor. Tamam. Kaç metre oluyor duvar? 180. 180. 180. 180. Neye göre 180? Hocam Ekoklarını 150'den bulduk hocam. sonraki ortak katı. Ne çıktı? Hocam duvarın yarısı. Duvarın yarısı mı 180?
Hayır, 75 oluyor. Hayır hocam. Evet. Hocam Arkadaşlar. 180 150'den büyük en küçük ortak katı değil mi? Evet arkadaşlar bakın. Şimdi 9 ve 12 litrelik kullanırlarsa bunların ne olur? 36 ekoklarıdır. Duvarın uzunluğu 150 metreden fazla olduğundan A ve B sınıflarının boyadığı duvarın uzunluğu ne olması lazım buralar? 75'ten fazla mı olmalı? Doğru mu? Ya arkadaşlar 36'nın 75'ten en büyük en küçük katı nedir? 108. Demek ki 108 burası olacak. 108 burası olacak. Hocam neden 75'e göre alıyoruz? 150'den fazla olacak ya yarı yarıya olduğu için 75'ten büyük olmak zorunda. Arkadaşlar ben ikisine de aynı litre boya harcarsam o da ne olur? 108 olacak, değil mi? Arkadaşlar 10 metre duvarın maliyeti bize ne oluyor? A sınıfında 270 lira. B sınıfında ne oluyor arkadaşlar? Çarptığımızda orada da 540 lira. 540 lira da burada oldu. Peki biz kaç metre boyayacağız? 108 metre. O zaman diyorum ki 10 metrede 270 ise 108'de kaçtır? Arkadaşlar 2916 lira oluyor. Aynısını 5B için yapıyorum. 10 metrede 540 ise 108'de kaçtır? 2 katı olur. O da 5832 olur. İkisini topladığımda 8748. Ben bunu böyle buldum diyen var mı? Bilir misiniz hocam? Arkadaşlar burada biz en az maliyette yapmamız için dikkat dikkat. Arkadaşlar 9 ve 12'nin ortak katını almalıyız. 9 ve 12'nin ortak katı ise 36'dır. Ama benim buralarım 75'ten fazla olacak. O zaman 36'nın 3 katı 108'e 108 olur. Yani gidip 180 demeyin. Tamam mı? 108 metre olursa 10 metrenin Ki. Ha, efendim. tamam. Yok tamam hocam. Bakın 10 metre uzunluk için 9 çarpı 30'dan 270 lira. 12 çarpı 45'ten de 540 lira harcıyorum. O zaman diyorum ki 10 metrede 270 harcarsam 108'de kaç harcarım? 2916. 10 metrede 540 harcarsam 108 metrede 5832 harcarım. İkisini toplarım. O da ne oldu? Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere 2748. Bir şeye bakacağım. Hocam. Bir dakika bir şeye bakacağım. Ha, yok ona dikkat etmemişler. Efendim. 270 ve 540 nasıl bulduk? Diğerlerini anladım da orada bir koptu. Bak bunu 10 metre için 9 litre kullanıyor. 1 litresi ne kadarmış? 30. 9 litresi 270. 12 litresi 540. Anladım, tamam. Litre boyanın fiyatı. Hocam benim neden ekoklarını aldığınız tam kafama yatmadı. Çünkü iki sınıfın da eşit miktarda boya kullanması gerekiyor diye bir bilgi var. Güzel. İşte bu. İşte bu soruyu bekliyordum. Evet. Bu sorunun hatalı kısmı işte burasıydı. Arkadaşlar burada demeliydi ki bize, burada bize demeliydi ki iki sınıfta eşit miktarda boya kullanmış olmalı demeliydi. Beklediğim şey buydu. Çünkü Hocam. bu 108 metreyi vermez. Doğru mu? 108 metreyi vermez. Peki soru bu şekliyle nasıl çıkıyor? Kaça kaç? Hocam ben daha düşük rakamlar buldum. 6.000 küsuratlı, 6.000 veya 7.000 küsuratlı Ben rakam. hocam 6.000'li, Bir 6.000 dakika. ben de hocam. Ama siz neye Ben güvendiniz? de hocam. Bu kaç olsun dediniz? Ben 160 dedim mesela hocam. 160 diyebiliriz, değil mi? Niye? 10 metre 10 metre gittiği için, doğru mu? Ya da Evet. yarısı 5 metre 5 metre dersin. Evet, bu soru tarzı arkadaşlar tarz güzel ama bu soruyu yazan arkadaş şuradaki olayı saptırmış. Beklediğim Yani hocam cevap 6.000'li bir şeyler çıkması gerekiyor değil mi? bu şekilde çıkabilir ama soruda şu ibare eklenseydi
Her iki sınıfta eşit miktarda, değil mi? Miktarda boya kullanmıştır derse cevap bu. Öyle olsa zaten hocam yöntemler de değişir, soruyu çözme tarzımız da Durumda değişir. değişir. Güzel. Beklediğim buydu. Aferin Emine. Güzel. Buyurun arkadaşlar. Bakkal Hüseyin Bey yukarıda miktarları verilen çuvallardaki unları birbirine karıştırmadan eşit kütleli paketlere dolduracak. Hangisi elde edilen paket sayısı olamaz? Evet, bu da böyle bize birazcık düşündürmek isteyen basit bir soru. Bir tık düşündürecek. Paketleri düşüneceksiniz. Burada da bir şey öğretmek istiyorum size. 42 ve 48'i kaçlı paketlere koyabilirsiniz? Altı. Hocam 2'li, 3'lü, 5'li. Altılı hocam. İki. İkili koyarsanız toplam kaç Altı. paket oluyor? Bayağı Hocam fazla oluyor hocam. şıklarda yok. Üçlü koyarsak pardon, ikili koyarsak 21'e 24, 45 paket oluyor. Doğru mu? Evet, evet hocam. Üçlü koyarsak 14'e 16, 30 mu? 30. Evet. Peki başka kaçlı koyabiliriz? Altılı koyarsak Altı. altılı. Altı. Altı koyarsak hocam 15 çıkar. Altılı. Kaç oluyor? 15. Buradan 36. kaç çıkmaz arkadaşlar? 36. 36. 36 çıkmaz. Anladık mı olayı? Anladık hocam. Basit bir soru hocam. Mantık. Şimdi bu bir mantık. Peki arkadaşlar, bunların ekoku kaç? Şey, ebobu? 6. 6. 6. Biz aslında ne yaptık? Ebobun çarpanlarına indik, değil mi? 3, 2, 1. Okey. Bu Okey. mantığı öğrenmenizi istiyorum. Çünkü başka sorularda Sükeyna, Bera, bu mantık bizim işimize yarayacak. Haydi Hocam ben anlamadım. bir vapur Anlamadım. iskelesinden kalkan. Efendim İsa. Ben anlamadım öbür soruyu. İsa. Şimdi biz ikisini de ortak böleceksek 42'yi ben birlik çuvallara bölersem 42 çuval mı olur? Evet. İkilik çuvallara bölersem 21 çuval mı olur? Evet. Üçlük çuvallara bölersem 14 çuval mı olur? Evet. Altılık çuvallara bölersen de 7 çuval olur. Doğru mu? Hepsinin çarpımı ne? 47. Diğerini de 42. düşün. Birlik çuvallara bölersem 48 çuval. İkiliye bölersem 24. Üçlüye bölersem 16. Altılığa bölersem 8. Bak, bu 21 ile 24'ün toplamı 45. 14 ile 16'nın toplamı 30. 7 ile 8'in toplamı 15. Hiç 36 geldi mi? Tamam. Evet, 75 dakikadan yerde 100 dakikada kalkıyormuş. İlk seferinin 8'de başlayan bu iki vapur en erken saat kaçta tekrar birlikte iskeleden ayrılır? Hocam bunu bir çözsek olur mu? Özür dilerim, ben klasik sorular. Bu yaştan sonra ben mi çözeyim bunu? Yaşımız kemale ermiş, kırıta gelmiş. Hocam kaç yaşındasınız? 40 yaşında ne oldu? Hocam daha gençsiniz ya. Yani Edin Dzeko ile aynı yaştayız. O da 39 yaşında futbol oynuyor yani. Daha jübile yapmamıza gerek yok. Biz de oynarız. Evet. Kolay soru. Çözmeye bile gerek yok. 75 Hocam katı kaç? 150 300 300'ü de 60'a bölüyoruz. 5 saat çıkıyor. 5 saat Bir de 8'e ekliyoruz. belediye, bir kenarı duvarlarla örülü olan bu yere arkadaşlar fidan dikecek. Bahçenin duvarı olmayan iki köşesine ve parkın kenarları üzerine eşit aralıklarla dikileceğine göre belediyenin kaç fidana ihtiyacı var? Bu soruyu çözenleri bu sene belediye seçimlerinde aday yapacağız. Evet. Ağaç dikebiliyorsan belediye başkanı olabilirsin. Hocam hesap makinesine bakarım. Evet.
Hadi arkadaşlar. Haydi bakalım. Çözdük mü? Çözdük Çözdük hocam. hocam. Çözdük hocam. Çözdük. Gibi gibi. Kaç bulduk? 29. 29. 9. 30. Herkes 29 mu buldu? Ben 30. Arkadaşlar. Evet, güzel. Şimdi tabii ki 108'e 30-32'nin ekokunu aldı, şey, EBOB'unu aldınız. 12 aralıklar çıktı. Güzel. Değil mi? Bakın burada çevreye aldınız. 348 çıktı. Ağaçlar arası 12 metre olacağından ve duvarda olan iki köşeye ağaç dikilemeyeceği için şuralar. Arkadaşlar bunu 12'ye böldünüz. Bu iki taneyi çıkarttınız. Değil mi? Çıkarttınız. Ama arkadaşlar buradan kaç çıkıyor? Bölersek 348'i 12'ye. 20 kaç çıkıyor? 29 çıkıyor. 20 9. 9 mu çıkıyor? Evet. 29. Eksi iki tane şunları koyamıyorsunuz. 27. Artı bir nereden? İlk koyduğunuz için şeye ihtiyaç var mı? Mesafeye yok. Cevap 28. Hocam ben o iki Hocam. duvara konulmayacağını görmemişim ya. Bütün köşeleri hesaba kattım ben. O yüzden Ben de hocam. bunları sordum. Hiç Hocam ben duvarı çıkardım. böyle bir soruyla karşılaşmadınız, değil mi? Hocam Hocam ben hocam. karşılaştım da hocam bütün köşelere geliyordu. Orada duvar yoktu. Tamam işte Hocam. ben diyorum. Yok Duvarlı soruyla karşılaşmadınız. Efendim? hocam ben duvar çıkardım. Biz şimdi burada şey yaptık ya. Ne? Artı bir ekledik ya hocam. Heh. Şu sonda. İşte hocam şu köşelere gelecek olanları çıkarttıysak neden bir daha bir ekliyoruz? Neyi bir ekliyoruz? Bir ilk ağacı koyduğun yerde ihtiyaç var mı metreye? Şöyle Tamam. düşün. 10 metre, 10 metre. Sen 20 metreye kaç ağaç koydun? Üç. Ama sen aralıkları kaç aralığın var? İki. Tamam Sen hocam. burada iki aralığı buldun. Ağaç sayısını değil. Tamam. Tamam hocam. Efendim? Efendim? Bir önceki soruyla alakalı bir şey sorabilir miyim? Sor. Hocam, şimdi duvarla alakalı direkt duvar çıkardığımız zaman mantıken köşelerde gitmiyor mu?
Tamam, iki köşeyi çıkarttık burayı. Ama sadece bir kenar çıkarmamız gerekmiyor mu? İşte eksi iki yapmadan. Hayır, iki bak. Ben normalde bu köşelere de direkt dikebilirdim. Dikemedim. Tamam. Köşeleri de geliyor çünkü. Bir köşeye de gel. Anladım, tamam. Evet, basit Teşekkürler. soru, buyurun. Hocam bir geri alabilir misin? Hocam bir geri gelir misiniz? Geri geleyim ya. Bu kadar çok isteklisin. Sen bak. Tamamdır. Tamam mı? Geçiyorum. Geçmeyeceğim. Geçti. Buyurun. Hocam cevabı atıyorum. Haydi bakalım. Herkes yaptı mı? Yaptık hocam. Kolay soru. Yaptık hocam. Buradaki özelliğimiz ne arkadaşlar? Hocam şey birbirinin katı olan sayılarda en küçüğü EBOB oluyordu. Hocam ay. Arkadaşlar, iki sayının EBOB'larıyla ekoplarının Egokların çarpımı sayıların çarpımıdır. 24 çarpı A nedir o zaman? 12 çarpı 72. Bunu buna böl, 3. A kaç oldu? 36. Hocam ben o yöntemle yapmadım. Evet. Ben de hocam. Hangi yöntemle yaptınız? Hocam ben Hocam şöyle yap. ben sen söyle. diyorsun, o zaman olmaz ki. Senin dediğine göre burada iki tane A olması lazım. Bir 12 yaptın, bir 72 mi yaptın? Hayır Hayır. hocam öyle değil. Ben Hocam de şimdi 24 ile A'nın EBOB'u olarak 12 demişse direkt 30 gitti. 12 de gitti çünkü hocam altta 24 ile 12'nin ışıklardan ekoku gitti. 24. Evet hocam Hocam ışıkları tamam. tuttum ben. Ama Hocam bizim ben aslında şöyle buldum hocam. İlk A'ya 12 dedim hocam ama aşağısı tutmuyordu hocam. Sonra şıklara baktım. 36 yani 12 şeyle alakalı 12 ile alakalı. Ben de direkt C'yi işaretledim. adamların merak ettiği kural bunu biliyor mu çocuk? Tamam. Evet. Derin. Devam ediyoruz. Evet. Böyle sorular denemelerde, testlerde gelmiştir. K'nın en küçük değeri. Geldi mi? Çözdük mü? Böyle soru çözdüm diyen. Hocam Ben çok çözdüm güzel hocam. sorular. Güzel. Hocam ben çözdüm hocam. Hocam Hocam bir denesek olur mu? neyi Hocam ama denedin? burada bölenli olarak vermiyordu. Sadece şey K'ya böldüğünde. Gidip şey yapmayacaksın değil mi? 97 böyleyim falan. Böyle şey. Hayır hocam öyle değil öyle değil. Yani soru bana geldiğinde şöyleydi hocam. 18 kaç neyi kaça bölerse 3 kalanını verir. Ya da 30 kaçı Adam neye başlıyor diye bölerse. sormuş. Biz 18'i 30'un neyini alacağız? Ekok. Ekok. Ekok Ekok. alacağız. Deniyorlar Ekok. 90'da mı? Değil mi? 90'da Ha. eşittir. 90'da hocam. Cevabımız 93. Hocam bir Bitti. şey Kalem soracağım. kağıda Ama gerek hocam 3 kalın olduğu için 90 artı 3. evet.
Hocam ilk yaptığımda bu soru deneyerek yapıyorum Efendim şimdi. diye Ruba. Ben önceki soru nasıl 12 çıkmadı? Ben onu anlamadım hala. Dirruba. Bir sayının ekokuyla ebobunun çarpımı sayıların çarpımı. Ekoku 12, ebobu 72. V eşit 24 çarpı A'ya. 24'ü 72 ile sadeleştir. 3, 3 kere 12, 36. A 36. Yapmak yerine ben şerim, ebop dedim, 24'ün hani bir sayı, iki sayının katıysa onun küçüğü ebop oluyor ya. Öyle bir şey yok. Bak var da A'ya 12 bu soru dedim. onunla alakalı Sonra değil. Çünkü biz A'nın 24'ün katı olup ama olmadığını 24 ile 12 çok 70 çıkıyor yine. olmaz bak. Arkadaşlar 24 ile 12 bu 70 soru çıkıyor mu? onunla alakalı değil. Birisi oradan uydurdu bir şey salladı biraz önce. Kafanızı karıştırıyor. Bu soruda adam şunu merak ediyor. Diyor ki bu çocuk ekokla ebobun çarpımının sayıların çarpımının eşit olduğunu biliyor mu bilmiyor mu? Bu direkt özellik sorusu. Hiçbir şey yok. O katlar olayı başka bir şey. Ama sen burada şunu bilmiyorsun ki A sayısı 24'ün katı mı değil mi? Bunu bilmiyorsun. O yüzden uydurmayalım. Yeni bir element çıkartmayalım hep beraber. Tamam mı? Öyle bir çözüm yolu yok. Bu soru için yok. Evet geçtik. Evet, EBOB AB artı ECOG AB'nin sonucunu sormuş. Basit bir soru yine. Haydi. EBOB AB, ECOG AB. Haydi bakalım. Evet. Bulduk mu efendim? Bulduk Bulduk hocam. hocam. EBOB Bulduk alırken neye hocam. bakacağız? EBOB neydi? Hocam. Büyük Küçük sayılara sayılara 2, 3, 5 hocam. orta katta küçük olan. 2, 3, 5. Arkadaşlar buradan 2'yi aldık ortak. Buradan 3'ü aldık ortak. Buradan 5'i 5'i alacağız aldık hocam. ortak. Kaç oldu? 30. 30. 30. ECOG'da büyük oluyor ve ortağa bakmıyorduk. 2 üzeri 3, 8 çarpı 9 9. çarpı 20. 25. 25. 1800 hocam. 1800 1800 hocam. oluyor. 1800 1800. toplarsak 1830 30. değil Yani cevaplarım. 1800 30. Geçtik. Lale kenar uzunlukları 15 ve 24 olan dikdörtgen şeklindeki kartları kare oluşturacak şekilde dizmiştir. Ne yapacağız burada? Ekok. Ekok. Al ekok. Ekok. Hocam bu sene deneme, yani geçen sene bu denemede çıkmıştı aynı soru hem de. Evet. 24 ve 15'in katları ne? 120 mi? Arkadaşlar 5 sıra burada olur. 8 sıra burada. 8 kere 5 kaç tane olur? 40 Yani. Hoş. Okey. Sanırım ki. Anlaştık mı? Kare olacağı için ne olacak? Egemen. Nerede Egemen? Egemen nerede? Buradayım hocam. Egemen ekranı aç aç. Yusuf, Ebru. Ekranları açın arkadaşlar. Afra. Gülsüm, Zeynep. Demir.
Lütfen. Dostlar, bak ben karışmam. Ben söyleyeyim, ben karışmam. Geçen yıl ekranlarını açmayan, beni dinlemeyenlere etmiş olduğum beddualar var. Videoları açıp Hocam izleyebilirsiniz. ne bedduası ettiniz? LGS'yi kazanamasın falan mı? Vallahi dedim ki gerçekten eğer beni sallamıyorsa dedim Allah bildiği gibi yapsın dedim. Bitti. Hocam kafasına taş düşsün falan mı dediniz? Yani bilemediği Hocam yerden gelsin. PC'si kırılsın demişsinizdir kesin. Bilemediği yerden gelsin demişliğim var. Videolar orada. Evet. Gerçekten arkadaşlar korkun benden. MEP'le anlaşmalı çalışıyoruz. Bir Hocam yazar terzi. boncuğu falan kullansak olur mu? Bir terzi. Kenar uzunlukları Tamam. 126-144 olan dikdörtgen şeklindeki bir kumaşı. Kare şeklindeki eş parçalara ne yapıyor? Bölüyor. Neyi kullanacaksın Asya? Ebop. Ney? Ebop. Ebop hocam. Yok. Terzi elde ettiği Zeynep Bey'cim bu parçalardan 8 tanesini bir elbise için kullanacağına göre elde edilen parçaların tamamı en az kaç elbise yapabilir bize? Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Hocam ben bulamadım. Hocam ben bulmak üzereyim. Ben buldum hocam. Hocam ben de buldum. Evet, arkadaşlar kaç parça oluyor? 15. 6. 164'ün EBO'u 6 kaç? parça mı hocam? EBO'u kaç? 18 18. hocam. 18. 18. 18. Şimdi 144'ü 18'e böldünüz. Kaç? 8 8. 8 eder. 8. 8. 126'yı böldünüz. 7. 7. 7. 7. Kaç parça çıktı yani? 15. 56. Nasıl Cemal ya? ya. Pardon hocam, pardon. 56 tane parça yok mudur böyle? Evet. Evet hocam. Ha, Ve dikdörtgen adam mi hocam? 8 tanesinden bir kumaş elde ediyorsa arkadaşlar 7 tane Kötü yedi. çıkar. Hocam ben farklı yaptım o Hocam ya. ben de farklı anlamışım soruyu. Dikdörtgen Hocam doğru. ben doğru yaptım. Hocam ben de farklı anlamışım. Ben kolay soru. Hocam ben Evet. farklı yönteme doğru yapmışım. İki pozitif tam sayının başka bir yönü yoksa sayılar aralığında asaldır. Arkadaşlar LGS ve denemeler aralarında asal konusuna kafayı takıktır. Mutlaka soru gelecektir. Tamam. Mehmet öğretmen yaptığı bir etkinlikte 13'ten 20'ye kadar olan sayıların tamamını yeşil katlara. Yeşillerde ne varmış? Yeşil. 13'ten 20'ye kadar sayılar. Alev. 1'den 20'ye kadar olan asal sayıların tamamını da maviye yazmış. Maviye ne yazmış? Mavi. 1'den 20 yasa. 20'ye asal sayılar. Burada
13'ten 20'ye ne yazabilir? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Burada asal ne yazabilir? 2, 3, 5, 7, 11, 13, başka 17 ve 19. 19. Evet. 19. Sonra öğrencilerinden bir yeşil kart solda, bir mavi kart sağda olacak şekilde yan yana getirerek 3 veya 4 basamaklı sayılar yapmasını istemiş. Sizin okuduğunuz anlayamayacaklarını düşündükleri için diyorlar ki bunlar okudur anlamaz. Hakaret eder gibi Sude. Diyorlar ki Elif dur biz bunları öyle gösterelim. Bak 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 çocuğum bak. Bak. Hocam ayıp ediyorlar ya. 11. Anladın mı? Ha, anladım hocam. Bak bu 19. Bu da 5. Anladın mı? Aa, anlamadım. Yok yok anladım. 195. Arkadaşlar buna göre her bir kart one time, once at once, used once. Kartlar üzerindeki sayılar, the numbers on kart, birbirinden farklı, of different ve aralarında asal, onu çeviremiyoruz. Evet. Olmayacak şekilde not. Yan yana en fazla kaç tane soru oluşturabilirsin? Near to near Hocam, Hocam İngilizce ders kaç para? öğrenmediğimizde Türkçe bir hocam İngilizce herhalde dersi Türkçe kaç bir para deyince hocam hemen anlayamıyorsun ne kadar Would you mind English lesson to me? The price of these lessons the 40 minute at $100. hiçbir şey anlamadım. Hocam yok Kafa hocam ya. 100 Hocam dolar. bir Hocam maşallah. dakika Hocam karşılığında bir şey karşılığında bir saat bir ders verdiğinizi söylediniz. dakikası 100 dolar. 100. Niye? Anlamadım hocam. Tekrar söyleyin. 40 Hocam dakika siz 100 Türk dolar. lirasıyla iş Hocam yapmazsınız. İngilizce olduğu için dolarla mı alıyorsunuz ücret? Evet. Orada İngilizce anlatınca parayı dolar. Evet hadi soruyu çözün hadi. Rahatladınız biraz hadi güldünüz. Ha bu benim Tarzanca İngilizcem. Bir de gerçekten İngilizce bilsem o zaman ya 100 dolar da yetmez. Hocam İngilizce bilmiyor musun? Bilmiyorum. Derdimi anlatacak kadar biliyorum. I am hungry. Bitti. O kadar. I Hocam tam benlik hocam. am Hocam az önce sular sararan bir Teacher, it is gözünüz. not like using the English. It is something like Turkish Ne? Birisi şey pilot mu konuşuyor? English. No, Hep I duru am operatör olsun. ultra shy. I am Aynen onun gibi speaking English konuşuyor. right now. Dur person. Hocam, Aynen pilotları. böyle konuşmuyor ama bak böyle konuşuyor. Dear Hocam Hocam tam böyle şey. Hey, konuşuyorlar hocam. I'm Yüzüm not oldu. talking like that. Hocam karşıma benim o kadar çok Çinli reklamlar çıktı ki hocam artık Çince öğrendim. Allah'ım. Konuşma kendisi. Konuşma Dur de Hocam. konuşamadı Hocam hocam. bir tane muz biliyorum. Arkadaşımız Hocam konuşmak ben istiyor hocam. Japonca biliyorum. Hocam ben Japonca biliyorum. Söyle, Söyle. ne biliyorsun Japonca? Hocam ben de sizin gibi derdimi anlatacak kadar. Tamam. Anlat işte anlat. Biraz rahatlayın diye yaptım. Hadi soruyu çözün. Hocam hani Amerikan polislerin hocam böyle omzunda hocam şey oluyor ya Telsiz. telsiz oluyor hocam. Pilotlar onun gibi konuşuyor. Aynen. Hocam benim internetim kesildi de tekrar anlatabilir misiniz? Evet, tekrar anlatıyorum. 40 minutes at $100. Oradan devam edeyim. Daha bir şey anlatmadım. Soruyu çözüyoruz. Evet. Haydi. Hocam ama kartlar arasında asal olmayacak şekilde demiş. Evet, asal olmayacaklar. Aralarında asal olmayacaklar. Ben buldum hocam. Güzel. Hocam o zaman 14 ile 10.000'i nasıl örnek verebiliyor hocam? Aralarında asal. O örnek ne yapmış? Evet, Hocam örnek. o örnek vermiş hocam. Aşağıdaki bilgiye göre yapmış. Olmasını gerektirmemiş. Sen öyle olmasını gerektireceksin. Hadi. Hadi bak. Mesela 13 kullansak kimler oluyor 13'le? Var mı olan? Hiçbir Olmuyor. olmuyor hocam. 26. 14'te kim olur 14'le? 2. Olmaz. 2.
14 ile 7 yaptım hocam. 14 ile 7 olur. 14'te başka var mı? Yok. 14 ile bir saniye. 2. 15 ile? Hocam 16 7 var. 15 ile 5. 5. 5 16 ile 2 olur. 2 olur hocam. Başka var mı? Hocam 8 olur. 8 hocam. 8 yok ki. 16'ya 8 yok ama. Canı sağ olsun. Ha doğru. 17'ye var mı? Yok hocam. Ya 17 olmuyor mu? 17 17 olmuyor. Birden ve kendinden başka ortak bölen maalesef. Aradan nasıl? Hocam 25 28 2 18 3. Birden farklı olacak. 18 2 18 3 var mı başka? Yok. 19 zaten olmaz. 20 2 5 hocam 22 de olur. 5. Bir de hocam 5 var olur. Var mı başka? Yok. Yok hocam. Hocam. 8 tane. Hocam. 9 değil mi hocam? Hocam ben 9 buldum. 9. Buldum hocam 9. Hocam 14 de diğer sayılardan da olamaz mıyız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biz bir tane... Hocam sesini biliyor mu? Efendim? Hocam bu yanlış yapmış hocam. Bu yanlış yapmış. 155. Hocam benim sesim biliyor mu? 162 almamış. Yanlış geliyor yaptım. Sesin. 162 almamış arkadaş. Unutmuş. Tamam. Serbest. 14 ile diğer sayılardan da alamaz mıyız? Mesela 16'yı, 18'i falan. Nasıl? 14 ile 16'yı, 18'i falan da alamaz mıyız? Gerçekten bu adamlar iyi ki örnek vermiş. Ya Eylül Canset diyor ki bir yeşil, bir mavi. Sen ne yapıyorsun 14, 18'de? İkisini de yeşil yaptın Eylül. Tamam. Okey. Adamlar o yüzden gösteriyor bize. Evet, geç. Bunu çözmeye gerek var mı artık? Çözelim hocam, çözelim ya. Evet, ne yapıyoruz? Bunu 7'ye bölüyoruz. Hocam galiba zaten çözmüştünüz. 2'ye, burası 5. Ne oldu? Cevabımız ciğeristan. Bu artık klasik bir soru değil mi? Evet. Pekala. Hocam gına geldi bu sorudan da. Buyurun. Hayaliniz 2024 Temmuz ayı hayaliniz havuzda. Arkadaşlar havuz kenar uzunluklarının metre cinsinden değerleri aralarında hasap olduğuna göre çevre uzunluğu en az kaçtır? Bak kafayı takmış aralarında hasaba. Takmış abi kafayı. Yapacak bir şey yok. Haydi dostlar. Haydi dostlar, haydi, haydi. Hocam aralarında asal ne demekti? Birden başka ortak bölenleri olmayacak. Evet efendim.
Evet. Kolay bir soru. Arkadaşlar 300'ün çarpanlarını düşünün. Çevre uzunluğu ne zaman en az oluyordu? 12-25. En yakın olduğunda. En yakın. Eylül Cansel en yakın ne olabilir? 12-25. 12 olabilir. O zaman çevre uzunluğunuz ne olur? 74. Ben anlamadım diyen var mı? Veli Rıza, Zeynep, Sükeyna, Rümeysa. Tamam mıyız? Evet. Devam edelim. Arkadaşlar A ve B aralarında asal iki basamaklı doğal sayılar. Aralarında asallarsa ekokları ne? Bir. Bir. Ekokları kaç? Birbirlerini çarpımı. Yüz. 41. Diyor ki A ve B sayılarının farkı kaçtır? Evet. Yapalım mı hocam bunu? Yapın. 16 çarpı 15 olur mu? Oluyor galiba değil mi? 16 çarpı. Oluyor hocam. 15. Çünkü niye? Ardışık sayılar birbiriyle neydi? Aralarından sonra. Asaldı. Unutmayalım. Koray, Özgür. Ardışık sayılar Tuna. Aralarında Demir. 15 ve 16. Emir nedir? Meryem. Asaldır. Fark 1'dir. Hocam 15 ile 16'yı nereden bulduk? Öyle rastgele sayı mı seçtik? Şöyle düşündük. 240'ın çarpanlarına baktık. 15 çarpı 8 ne? 120. O zaman 15 çarpı 16 nedir? 240. 240'ın çarpanlarını düşün. Tamam? Hocam bu tarz olan bütün sorularda öyle yapılıyor değil mi? Tabii orada artık fikir yürüteceğiz. Zaten LGS bunu ister. Zeynep Rüya. İki basamaklı, birbirinden farklı, aralarında asal olmayan, asrın, derin, A ve B sayılarıyla ilgili, demir, aşağıdakiler bilinmektedir. A sayısı 44 ile aralarında asaldır. Yani 2'ye, 4'e, 11'e ne yapmıyor? Bölünmüyor. B sayısı 45 ile aralarında asaldır. Yani 3'e, 5'e, 9'a bölünmüyor. Buna göre A artı B'nin sonucu en az kaçtır? Hocam bunda cevap çok küçük bir sayı çıkar ama büyük sayılar var. Bilmiyorum ki. İki basamaklı dediği için. İki basamaklı birbirinden farklı aralarında asal olmayan A ve B sayıları. 44 ile aralarında asal olan ne olabilir? 5'in katlanımı olabilir mi? Bakın 3'ün katları 3 yok burada, 5 yok, 7 yok değil mi? Arkadaşlar. Hocam 13 olmaz mı? Kaç? 13. Olabilir. Ama 3 de olabilir. Ama 3 olamaz. Niye? Çünkü bakın A ile B iki basamaklı. Bir dakika, aralarında asal olmayacaklar. Özür dilerim, olabilir olabilir. Bu arada iki basamaklı demiş tabii ki. 12 olur. Hocam hem aralarında asal olmayan diyeyim de aralarında asal. A ile B aralarında 12 asal. 12 olmaz çift. A ile B aralarında asal değil. Evet. 44 ile aralarında asal olan hangi sayı var? 13. 13. Olur. 25. 13 var. Peki B kaç olur? Naz, haydi. 14. Ay 11. Kaç? 11. Hocam A ile B aralarında asal değil mi? Aralarında asal değil. Olmaz. Aralarında asal olmuyor. 11 olur. 11 olursa aralarında asal oluyorlar. Olmuyor. Hocam 14, 14. 14 olursa aralarında asal oluyorlar. Hocam 13 ile zaten 11. Her şey aralarında asal değil mi? Evet hocam, 13 asal sayı zaten. Katı hocam 26 demek şey. Demek ki 13 de olmayacak. Başka ne olur? Hocam 13 yerine 12 seçsek. Kaç? Hocam 15, 15, 15. Evet hocam 15. Hocam A 15 olabilir. 15 olsun tamam. Hocam 12 seçersek 12 çift olduğu için ikisi de 2'ye bölünür. Hayır B'ye direkt 11 diyelim hocam. B'ye direkt 11 diyelim.
Hocam 15 olmuyor. Tamam da 11 asal olduğu için 13 olmuyor. Asal olmayacak. 13 olmuyor. 16 diyelim hocam. B'ye 16 diyelim. 16, 13, aralarında 27. Aralarında pardon. Yani hocam 20 olmuyor. 15, 12 olmuyor mu? Efendim? 15, 12. 12 olur. Hocam diyeceğim. Hocam B 12 olsun, A'da 15 olursa. Olmuyor. O zaman 45 ile arasında asal olmaz. Hocam bir şey diyeceğim. A'ya 13 hocam versek, işte... B'ye de katı olduğu için 26 versek. Nasıl? A'ya 13 versek, B'ye de 26 versek olmaz mı? Olur. Ama hocam şu kağıda 39 yok. Hocam buldum galiba. Kaç? Hocam 15 ile 22 olur mu? Aralarında asal. Yine 30, bu sefer 37 oluyor. 37. Bak aralarında asal olur. Hocam ha, 11 ile 24 21 olur mu? Hocam 11 ile 22. Ne? 34 oluyor. Hocam hocam bu hep 21 ile bir 14. fazlası ya da bir azı çıkartıyor. Bence soru yanlış. Yok, başka sayılar düşünün. Hocam Siz 15 buldunuz mu 12 hocam? olmuyor mu ya? Başka sayılar düşünün. Bak olabilir. A 21 olursa B 14. Ben A'yı 14 diyecektim de. B Ha 14. Ben daha az buldum. Ben daha az buldum. Ne buldu? Kaç buldun? 11 ile 22. Aa 11 olmuyor. 11 44 oluyor. Olmaz. Olmaz. Hocam asal sayılar olmuyor. Sadece olabilecek sayılarımız evet 21 ile 21 ile arkadaşlar. Bakın o da ne? Burada olmayan 3 ile 5'in 3 ile 7'nin çarpımı. Burada olmayan 2 ile 7'nin çarpımı. Gördünüz mü? Hocam 15 ile 12 ne demek? Adam neyi fark etmenizi istedi biliyor musunuz burada? Adam şunu fark etmenizi istiyor. Bak bu tür sorular gelecek. Hemen bu tür sorularda Meryem neyi düşüneceksin? Ya burada hangi asal sayılar yok? Bak ben hemen buraya yazdım Sude. Elif Turu 3, 5, 7 yok. Burada hangisi yok? 2 ve 7 yok. He, o zaman bakın 7 ortak olursa bunlar aralarında asal olmazlar. 7, 3, 7, 2. Anlaştık mı şimdi? Hocam. Efendim? Hocam ben... Hocam anlamıyorum. İki kişi aynı anda konuşuyor. Ya ben bir şey soracağım da. Sor. Ya 15 ile 12 neden olmuyor? Hem aralarında asal olmuyor hem de oluyor. A sayısı yani 15, 15 hangisi? Hangisinde 15? A'yı 15, B'yi 12. B'ye 12 tamam da B'ye 12 dersek ikisi de 3'e evet, bölünüyor. Evet 3 var hocam. 5 de 3'e bölünüyor. Tamam. Ha doğru tamam hocam. 12 ile 45'e bölünüyor. Bak tekrar söylüyorum. Yarız, Yusufan, Sude, Mustafa. Burada neye bakacağız? Asal olmayan diğer çarpanları bir yaz. Sana ipucunu orası verecek. Tamam. Olmayan, eksik olan çarpanlardan yola git. Yola çık Özgür. Aralarında asal olan iki sayının ek oku bu iki sayının çarpımı mıdır? Doğru mu? Doğru. Doğru. Aralarında asal olan iki sayının EBOB'u 1'dir. Doğru. 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 Aralarında asal olan iki sayıdan biri kesinlikle asal sayıdır. Yanlış. Yanlış. Şartını... Onun şu 26 hocam. Asal değil. Aralarında asal değil. Yukarıda asal çarpanların ayrılmış olan sayılardan hangisi aralarında asaldır? Çok basit soru olmuş. Hocam bugün aynısını bir kitapta çözmüştüm. Hocam yapalım mı? Söyleyin geçelim. Kimler? Hocam AC. AC hocam AC. Ortak çarpanı yok. Hocam önceki soruyu tekrar yapar mısınız? Hangi soruyu? Hocam. Burada 1 ve 2 doğrudur ama 3 kesinlikle öyle bir hocam, şey yok. Niye? Mesela 14 ile 15 aralarında asal. 14 asal mı? İki sayı kesinlikle demiş. Başka ne yazabiliriz mesela? Hocam değil bu. Tamam, hocam 25 12 yapabiliriz. Hocam bizim çözdüğümüz soru. 25 ile 12 yapabiliriz. 25 ile 12 değil mi? Hocam 45 ile evet. Hocam 45 ile şeyi soruyor. Buyurun. Nurdan öğretmen 2, 4, 5, 7 sayılarını yazmış. Buna göre diyor ki ne yapacakmış? İkili sayılar oluşturacak. Birer kez kullanacak. Buna göre hangisi öğrencinin oluşturduğu iki basamaklı sayılardan biri olabilir? Mesela 24 yazarsak diğerine 57 olur mu? Olmuyor. Olmaz. 3'e bölünüyor. 2 yazarsak diğeri
54 veya 45 olmuyor. 42 yazarsak diğeri 75 veya 50 olmuyor. 47 ve 25 oluyor. Tamam. Hocam soruyu tekrar çözer misiniz? Bunu mu? Hayır hocam, bu değil, önceki soru. Evet. Hocam 45 ile 44'ü. Bunu mu? Hayır hocam, bu da değil, ondan önceki. Hocam 45 ile 44'ü diyor. Bu iki sayının çarpımı. Zaten bu ikisi kesin bilgi. Bunlar net. 12 15 falan bir tane soru var diyor. Hocam bilgi değil. 12 ve 15. İkisi de asal sayı. Hocam sesim geliyor mu? Hocam. Ama 12 15 değil ya, bir dakika, nereden çıktı? Hocam bu soru değil, bir önceki soruyu diyor. Hocam 45 ile 44'ün şeylerini aldık ya. Bu ya hocam. Bu. Şimdi bak, 44 sayısının çarpanları nedir? Asal çarpanı 2 vardır ve 11 vardır. Doğru mu? 44 sayısındaki 3 vardır, bir de 5 vardır. Şimdi bakıyorum, burada hangi asal sayılar yok? 3 yok, 5 yok, 7 yok. Burada hangisi yok? 2 yok, 7 yok. Doğru mu? Şimdi dikkat. Ben bununla aralarında asal bir sayı yazacağım. O zaman ne yazabilirim en küçük? Ya 15 yazarım ya 21. 21'i buraya yazdım. Buraya arkadaşlar, bununla arasında asal en küçük ne yazabilirim? Hocam neden 15 ile 21'i seçtik? Efendim? Neden 15 ile 21'i seçtik hocam? En küçük çünkü çarpan olarak aralarında asal dediği için ortak çarpanın bulunmasını istiyorum. Yani 2 bulunmayacak, 11 bulunmayacak. Ya 15 yazacağım, 3 kere 5, 15. Tamam mı? Ya da ne yapacağım? 3 kere 7, 21 yazacağım. Tamam hocam. Okey. Biz de burada neleri seçtik? Çarpanları olmayan. Birine 21, diğerine de 2 ve 7'den 14 seçtik. Yani bu, bak bu bir soru tarzı. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Malik, eğer burada Sükeyna şu diğer çarpanları, asal çarpanları düşünmezsen çok uğraşırsın, vakit kaybedersin. Tamam? Buna dikkat değerli arkadaşlar. Son bir soru çözelim. Bugünü tamamlayalım. Yarın A grubuyla dersimiz olmayacak. Evet. Onlarla bugün yaptık. Perşembe günü B grubuyla dersimiz inşallah var. Arkadaşlar basit bir soru. Denemelerde falan çok gelecek böyle sorular. Bakın, köprülerden birinin uzunluğu 150, diğerininki 90. Bunları birleştire birleştire ne oluşturacağız biz? Bir köprü. Köprü. Her bir köprünün uzunluğu tam sayı ve 100 metreden az olduğuna göre iki köprü için kaç parça kullanırsınız? Hocam ekok değil mi? Oldu. Görürsem söylerim. Herhalde ki ekok. Bunu artık konuşmaya gerek yok. Hadi bakalım. Hocam yarın A grubuyla mı dersiniz yok, B grubuyla mı? A. Zaten B ile yarın dersim yok ki. Haydi bakalım. Evet, haydi arkadaşlar. Hocam attım mı? Tamam.
Evet arkadaşlar, haydi. Evet. Bunların ekoklarını aldık. Kaç çıktılar? 450. 450. 450. Düşünürsek arkadaşlar 22 katı 9900. Ben 9900'lük yapmak için 150'den ve 90'dan kaç tane kullanıyorum? Topladığımızda ne oldu? 176 tane olmuş olduğu değerli arkadaşlar. Böylelikle bu sorularımızı çözdük. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu soru güzel bir soru. O soruyu üzerinde duracağız biraz. Hocam burayı da çözelim mi? Yok, vaktimiz doldu. Arkadaşlar bu akşamlık bu kadar diyoruz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Allah'a emanet olun. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.